Şimdi. Abi duruma göre. Sektör hizmet ediyorsunuz. Aynen. Bunları satıyor musunuz? He, onları satıyoruz. Yani bunları ben yeni almadım. 2 senelik. Bir yer yapın ki siz böyle şey görürsünüz. Sokak. Şuraya bakalım abi. Ne için bakıyorlar? Biz gidiyoruz herhalde. Buyurun, biz bakıyoruz, buyurun. Biri lazım. Öyle mi? Hı hı. Anne, Mukçe çıkmak istemiyor. Kendi konuşabilirsin. Çocukları çok güzel. Müşteri pahalı diyor maalesef. Perakende zayıf. Toptan da iyi. %100 artış var. %100 artış var. Bu piyasada etkiliyor. Bizden toptan almaya gelenler iş yok diyorlar. Öyle bir şey var ya. Yani. Bugünler buralarda kaynaması lazım. İnsandan gelmesi lazım. Görüyorsun sokağı bomboş yani. Haftaya açılıyor ya. Bir şey yok. 10 gün kaldı yani. Burası çantanın şeyi. Ankara'nın göz bebeği burası yani. Çantanın her aradığın çantayı bunun bavulundan, tut kemerinden, cüzdanından her şey var sokağımızda. Vatandaş alamıyor demek ki gelmiyor yani. Tamamca full. İyi yani, çok iyi tamirciler. 54 yıldır bu sektördeyim. Yani böyle berbat görmedim yani. Hiç görmedim hiç. Yani çok düşük çok. Onun için bilmiyorum ne yaparız. Bilemiyorum yani. Kimse de işine memnun değil. Biz sizin dediğiniz gibi tamirler full dolu. Bir kalfa kaç para biliyor musunuz kalfa? 6.000 lira, 7.000 lira haftalık alıyor. Sırf haftalık. Bu ne yapar? 12-24. 4-5 milyon da sigortayla yemeğe yer. Bir kalfa 30 milyona geliyor aylığı. Nasıl verecek bu? Haline ürüne yansıyacak. Nereye yansıyacak yani? Ya bu sene biraz piyasa durgun gibi geliyor. Önümüzdeki haftalar belli olur inşallah. Biraz yavaş. Geçen seneyle %80 fark var. Toplamda 120 lira sattığımız zaman şu an 220 lira. %80-85 gibi. Tabii geçen yıla göre biraz daha fazla hareket yok. 100 liradan başlıyor. 1000 liraya kadar çanta var. Bir emekli almış 7-7500 lira kiraya mı versin? Çocuk İhtiyacını mı karşılasın? Yani çok zor. Biz çalışalım. Şartlar ağır. O da tabii ister istemez işlere yansıyor. Durumun şeyi bu. 97-26 yıldır falan meslekteyim. Bu sezon çok yavaş, sakin yani. Ticaret neredeyse durma noktasında. Yani insanların alım gücü yok. Daha çok tamire yönleniyorlar. İnsanlar çantalarını tamir ettirmeye çalışıyor. Okul çantası olsun, valiz olsun. Tamir edip o şekilde kullanmaya, idare etmeye çalışıyorlar. Yani yeni çanta almaya çalışan çok az. Enflasyon çok yükseldi ama insanların maaşları o derece yükselmedi. Fiyatları çok yüksek buluyorlar. Onun sebebi de alım güçleri olmadığı için. Yani fiyatlar normalde çanta fiyatları yani reel piyasadaki dönem fiyatlara göre çok ucuz. Biz de fiyatlara alışamadık ama kar oranlarımız çok düşük tabii. Yani eskisi gibi kar edemiyoruz. Ya biz de satılsın diye fiyatları makul tutuyoruz ama makul tutmamıza rağmen yine de yüksek yani. İnsanlara yüksek geliyor. Bir litre benzin oldu 40 lira. Bu da neticede taşınırken araçla taşınıyor veya ne bileyim trenle taşınıyor veya ne bileyim uçakla, gemiyle, şunla bunla taşınıyor. Bu bütün maliyetler buna yansıyor. Ürüne yansıyor. Şimdi şöyle bir çantanın fiyatı 700-800 lira. Öyle olunca insanlar alamıyor. Alım günü düştü. Malzemelerin fiyatları arttı. Çantaların da fiyatları artınca kaldı yani. İnsanlar hep eskileri çıkartıp tamir yaptırıyor şu an. Biz de elimizden geldiği kadar vatandaşlara, insanlara yardımcı oluyoruz, dikiyoruz. Tamir ücretleri çantaya göre değişiyor. Mesela bundan 20 lira aldığımız oluyor, 25 lira aldığımız oluyor. Yani çok fazla alamıyoruz. Tabii ki insan tamire gelmiş fiyatları görüyor, ne yapsın? Gerçekten de çok zor. Yani bize de zor. Elektrik, vergi, kira yani bunlar artınca biz de şaşırıyoruz. Nasıl alacağız, nasıl yapacağız? Okul sezonunda biraz daha hani artışlar oluyor. Yani her sezonun bir artışı var. Okul çantasında da aynı. Yani insanlar zam yapıyor. Biz o yüzden okul çantasına girmedik. Alamadık toptan satak diye. Fiyatlar biz bile alamayacak derecede yükseldi. Yükselince artık biz de artık yapma. Eski çantalarımızı aldık, satıyoruz.
Kendi imalatlarımız var işte, kendi imalatlarımızı yapıyoruz. Katma değer üretmeye çalışıyoruz tamir yaparak da aynı zamanda. Teşvik ediyoruz. Yapıyorsun, diyorsun ki ya işte 20 lira ver, aa çok diyor ya. 5 lira yeter diyor. Ya ama işte bak, bir tek işçilik değil yani bunda. Vergisi var, algısı var. Biz de para kazanacağız. İşte alım gücü çok zorlanınca bu şekilde fiyatlardan çıkartmak istiyor insanlar halinin. Biz de yani oluruna bakmaya çalışıyoruz bu için. Çanta hazır, evet. Ya bundan alacağımız mesela 10 lira. Yani 10 lira, 10 lira, 20 lira desen adam ya ne yaptın bunu, aha bu kadar diktin diyecek. 10 lira alabileceğiz bunu. Yan körüklerini değiştirdik, param yok dedi. Herkes param yok diye geliyor. Yenisi şu anda 1000 lira okul çantasının fiyatı. Bunun yanında beslenmesi var, suluğu var. Çocuk hevesleniyor, benimki de böyle şey olsun diyor, güzel olsun diyor. Anası babası kıyamıyor hani ben de alayım diye, ama şu anda 1000 lira şöyle bir çanta orijinal. Orijinal olmayanlar da 500 liradan başlıyor. Herkesin bütçesine göre. Aşağı yukarı 30 sene oldu bu meslekte. 2006'da dükkan açtım. 2006'dan bu tarafa bu mesleği devam ettiriyorum işte. Darlandı artık insanların, asgari ücretle çalışan insanın 12 lira. Bu 12 lira olunca insan ne yapacak? Elektrik, yani kirasını bırak, elektriği suyunu alsın verir. Kirasını ödeyebilirse ne mutlu. Yani kira şu anda çok sıkıntılı. Onun için Allah yardımcımız olsun diyorum. Yani gerçekten de bu sisteme bir çare bulmaları gerekiyor. At yenisini al, artık bitti. Bunlar geride kaldı. Her şey elindeki değerlendirmemiz gerekiyor. En ufak parçasına kadar insanlar bunu yapıyor yani. Yenisini artık alım gücü düştüğü için alamıyoruz. Eskisini tamirle, ufak tefek bir hatalar düzelterek bunları kullanmaya gayret gösteriyoruz. Bu ürünleri ben 2 sene önce almıştım. Toptan almıştım. Bu sene yenisini alamadım. Yani yenisini alıp da müşteriye satamıyoruz, tanıtamıyoruz da. Çünkü şu orijinal bir ürün. Geçen sene bunu 200 liraya almıştım. Toptan olarak, parakende olarak. Şu anda buna 740 lira diyorlar toptancı. Ben bunu kaça satacağım? 740 liraya alacağım ve bunu insanlara kaça satacağım? Satamıyorum. Şu anda ben bunu 750 lira diyorum. Yenisi 740 lira toptan aldığım. 740 liraya ben müşteriye tanıdım. Müşteri alamıyor, zorlanıyor yani. Bunların hepsi 2 sene önce aldığım çantalar, kalanlar. Bunları değerlendirip satacağım. Hiçbir ürün alıp da koyamıyorum. 500 alacağım, ben bunu üstüne elektriğimi, vergimi, algımı, işçimi, emeğimi koyacağım, satacağım. Kaça satacağım? 600 liraya diyorum. 100 lira Allah bereket versin, iyi para. Satamıyorum. Türkiye'nin şu anda hali neyse çantacılık sektöründe de aynı. Yani bugünkü ekonomik şartlar, bugünkü bu enflasyonun faiz oranlarının tekrar zirve yapması, dövizin bu kadar işte yukarılara çıkması maalesef maliyetlerdeki artışla beraber de fiyat artışlarını doğurdu. Şu anda 3-4 katına çıktı Türkiye'de, biliyorsunuz ne olursa olsun 3-4 katı fiyatlar. Dolayısıyla satışlarda ona göre durgunluk yaşanıyor. Ben de geziyorum, 2-3 gündür dolaşıyorum çantacıları. Maalesef sinek avlıyor orası. Bugün belki şu anda birçoğu iş yapabiliyor ama inanın biz Aralık ayını ve Ocak ayını düşünüyoruz ki çoğu işleri kapanacak. Çantacılar çarşısı diyorum ben, öyle sokağa da demiyorum. Oranın her konuda alternatif, fiyat konusunda olsun, kalite standart konusunda olsun, marka konusunda olsun, bizim orası hiç müşteri boş kalmaz. Aşağı yukarı 15 gündür işte okul sezonu diye açılmasına rağmen ama piyasa çok durgun. Fiyatlar işte 3-4 katına çıktı. İnanın şu anda çoğu veliler alışveriş yapamıyorlar. Dolayısıyla tamir ve tadilata yönelmeye başladılar. İnanın tamir ve tadilatta bile şu anda vatandaşla pazarlık yapıyorlar. Yani vatandaş orada emek, el emeği göz nuru dediğimiz el emeğini almaya çalışıyor. Öyle bir fahiş değil tamirat fiyatları ama maalesef o dahi şu anda çok durgun. İlk defa ben bu kadar tamircinin çoğaldığını, yeni yeni tamirhanelerimiz açılıyor ve tamircilerimiz de eleman arıyor. Bu ülkede özellikle enerji fiyatlarının artık tamamen durdurulması lazım. Buna devletin, hükümetlerin çözüm bulması lazım. Dolayısıyla biliyorsunuz Türkiye'de elektriğe ve benzine gelen zamlar yani yansımayan bir kere şey yok. Dolayısıyla insanlarda artık bundan bıkkınlık geldi. Yani bu pahalılığın bir an evvel durdurulması lazım. Velilerimiz alışverişlerinde lisanslı ürünleri tercih etsinler. Alternatif yerler gezerek nerede daha kaliteli ve daha ucuza ürün varsa alışverişi o yönlerde, yani o istikamette, o tür çarşı veya işte bizim bu çantacılar çarşısının, sokağının
alternatif olaraktan şu anda Türkiye'de hem tedarikte hem de ucuzlukta marka olduğunu ben söyleyebilirim. Bilinçli alışveriş yapsınlar. Fiyatı yüksek, çok yüksek. Abiyle pazarlık yapacağız. 3 senedir aynı çantaya kullanıyor. Bizimki çok eskidiği için tamir ettirmedik. Kızım 1. sınıfa başlayacak, onun için çıktık almaya. Abisine zaten almıştık. İyi bir çanta almıştık başlarken, onunla idare ediyoruz. Çıktık ama tabii fiyatlar uçmuş. Burada fena değil ama normal bu lisanslı ürünler var. Onlar hiç yaklaşılmıyor yanına. 1500-2000 lira, 3000 liraya kadar çanta var. Çok zor yani, nasıl olacak? Biz de buraya aklımıza geldi. Burası toptancı çünkü bu bölge. Dolayısıyla burada daha da uygun fiyatlar. Benim çantam, ben 1. sınıfa başladığımda alındı. Şimdi 4'e başlayacağım. Ortaokula geçince yenilemeyi düşünüyorum. Biraz bana pahalı gibi geliyor ama tabii ki alım güçleri biraz daha düştüğü için biraz zorlanıyoruz. Maalesef bir senede yırtılıyor. Onun için yenilemek zorunda kalıyoruz. Olabilecek güçte ise zaten tamir ettireceğim. Eğer olamayacaksa mecbur alacağız yani, yapacak bir şey yok. 200, 300 o civarlarda bir şey arıyorum yani. Uygun neredeyse oradan almaya çalışacağız.